Bir soru efendim, nasıl çarşı pazar, pahalı mı? Çok ucuz. Sudan ucuz. O kadar ucuz ki anlatamam neden size. Neden bu hallerdeyiz? Vallahi bilemeyeceğim artık. Neden bu haldeyiz? Bu zamana kadar böyle değildik ama bu zaman nasıl bittik yani. Aldığımız para elimizde kalmıyor. Asgari ücrete zam olsa ne olur? Ekonomi böyleyken. Yüksek mi bence? Tavan. Kime oy vereceğiz 2023'te? Vallahi bakacağız. Bir değişim şart mı? Değişim şart tabii. Baştan aşağı kadar değişmesi lazım hükümet. Teşekkür ederim. Bir soru zam nasıl, çarşı pazar pahalı mı? Vallahi fiyatları siz de biliyorsunuz, çok yüksek. Senin ağzından da yolum dedik abi, biliyoruz, evet, görüyoruz. Evet. Peki sorumlusu kim abi pahalılığın? Vallahi kimse için bir şey söyleyemiyorum. Kim oy vereceğiz abi 2023'te? Vallahi hiç oy kullanmayacağım. Hiç kimseye vermeyeceğim. Kararsızım diyorsun. Evet. Güvenmiyor muyuz abi siyasetçilere? Hiç kimseye güvenmiyoruz. Teşekkür ederim abi. Abi ekonomiyi sorunuz, nasıl değerlendiriyorsun? Sıkıntı var mı? Sıkıntı mı? Sıkıntı ne demek ya? Sıkıntı ne demek? Her şey bitmiş, ne sıkıntısı? Bazıları yok diyor, Avrupa bizi kıskanıyor diyenler var. Avrupa bizim açlığımızı mı kıskanacak, yoksa yoksulluğumu mu? Neyimizi kıskanacak? Avrupa uzayda yaşamanın koşullarını arıyor. Biz hala domates yetiştirmeye uğraşıyoruz. Bunu mu kıskanacak Avrupa? Neyimizi kıskanacak Avrupa? Neden abi bu hallerdeyiz? Neden? Bir kişi evini tek başına yönetemiyor. Bir kişi bütün Türkiye'yi, bu ülkeyi nasıl tek başına yönetecek? Ben yaptım, ben ettim, ben bilirim ne olmaz. Ben her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenler vardır. Herkesin bir bildiği uzmanlık alanı da farklıdır. Sen hayatında nasıl söyleyeyim? Ekonominin E'sini bilmezsin. Ben kalkıp diyeceğim ben ekonomistim. Ekonomi eğitimini nerede aldın? Göster bakalım. Nasıl ekonomistsin sen? Ben diyorum ekonomistim. Benim dememle olmuyor. O zaman siyasetten önceki yaşamın neden ekonomi alanında geçmedi, belediyede çalışıyordun? Değil mi? Sormazlar mı adama? O zaman bir bankada çalışsaydın. Bir holdingde çalışsaydın. Holdingin de muhasebe bölümünde. Öyle kafana göre yerde değil. Nerede senin background'un, nerede? Ekonomi background'un nerede? Onun için tek bir kişi, ben tek başıma evimi yönetemiyorum. Yeri geldiğimde eşime soruyorum. Yeri geldiğinde iki oğlum, bir kızım var. Onlara soruyorum. Biz 5 kişi bir evi zor yönetiyoruz. Sen bir kişi 85 milyonu yöneteceksin. Nasıl yöneteceksin? Ha, kendi kafana göre yöneteceksin. Kusura bakma, burası senin babanın şirketi değil. Şirketi bile tek başına yönetemiyorsun. Profesyonel yöneticiler getiriyorsun oraya. Tabii ki. Onun için her şey bitik arkadaşım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş yapılmalı mı abi? Kesinlikle. Çok geç kalınmış. Aslında bu sistem de çok birinin egosunu tatmin etmek için yapılmış bir şeydir. Ülke için hiçbir menfaati yoktur. Sadece birinin egosunu tatmin ettik biz. Ama onun yanındaki yağdanlıklar da dahil. Onun hoşuna gitsin. Belki ileride yerlerini garanti etsinler. Ama edemediler. Edemediler. Şimdi bu seçimde göreceğiz. O yağdanlıkların hiçbiri kalmayacak. Onlar o zaman konuşmaya başlayacaklar. Şimdi sustuklarına bakmayın. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, bu sistemin geçişinde, bu işin içinde değil miydiler? Ha, neden? O zaman diyordular koltuk rahat, yerim garanti, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, o misal. Şimdi sistemin dışında kalınca konuşmaya başlıyor. Niye o zaman konuşmadın hemşerim? Ali Babacan diyor ki işte ülkeyi biz düzelteceğiz. Ya nasıl düzelteceğiz? Zaten bu ülkenin bu duruma gelmesinde senin katkın az mıdır? Davutoğlu, senin katkın az mıdır? Şimdi biz gidiyoruz Arabistan'a, yok Mısır'a, yok şuraya, buraya, aynı o sokaktaki dilenciler gibi, hiç olmazsa onlar onuruyla istiyorlar. Şimdi biz onursuz bir şekilde istiyoruz. Neden? Çünkü daha önce reddettik, affedersin küfür ettik, alay ettik, kovduk. Şimdi de gidip çocuğu yaşındaki çocukların önünde diz çöküyor. Onun için parlamenter sisteme gelmelidir. Bir kişiyi, bir ülkeyi bir kişi değil, birden fazla aklı selim insanlar yönetmelidir. Bu iş böyle. Bir kişi yönetebilseydi Atatürk'ün elinde bu imkanlar var mıydı? Vardı. Karşı çıkma imkanları var mıydı kimsenin? Yoktu o dönem. Atatürk neden cumhuriyeti seçti de sultanlığı istese sultan da olurdu, padişah da olurdu ve ömür boyu da olurdu. Adam olmadı. İnönü de olurdu. Atatürk'ten sonra İnönü de yapardı. Ama İnönü ne yaptı? Getirdi çoğunluk partili, çok partili sisteme geçti. Rusya gibi veya atıyorum Çin gibi tek parti olurdu. Çin'de Komünist Partisi var, tek parti. 91 öncesi Rusya'da vardı tek Komünist Partisi. İnönü de öyle devam ederdi.
Ama biliyor ki bir kişiyle olmaz bu iş, bir kişi yapamaz bu işi. Onun için çok geç kalmış bir karardır. Çok yanlış bir karardı. Sadece birilerinin egosunu tatmin ettik. Ama umarım Türk milleti barak hafızalıdır. Biraz hafızası zayıftır. Şimdi bunları unutmazlar o sandığa gittiğinde. Bir örnek vereceğim. Ben bugün ne alacağım biliyor musunuz? 500 gram peynir. Nereden geliyorum biliyor musun? Tepeüstü'nden geliyorum. Kendim de emekliyim. BİM'e baktım. 101'e baktım. ŞOK'a baktım. Şimdi buradan kime bakacağım? Onun aşağısında da Onur var. Acaba nerede 1 lira ucuzdur? 33 yıl üzerinden de emekliyim. Ben bunun için mi çalıştım 33 yılı? Ha, Avrupa'da ne oluyor? Orada adam bir maaşını alıyor. Geliyor o bir maaşından beni de kendine köle yapıyor. Burada aylarca en lüks otelde yiyor, içiyor, yatıyor, gidiyor. Ve Avrupa'da beni kıskanıyor. Ben onu kıskanıyorum ya, bırak Allah aşkına ya. Benim neyimi kıskanacak ya? Kıskanacak bir şey değil yani. Ben utanıyorum ya, utanıyorum arkadaş, utanıyorum. Bu ülkenin bu hale gelmesine ben hicap duyuyorum, üzülüyorum. Bu ülkeyi de bunların yönetmesinden hicap duyuyorum artık. Çünkü yeteneksiz, bilgisiz, birikimsiz. Sonra ikinci bir şık size bir şey söyleyeceğim. İstersen de yayınlansın, beni de götürsünler. Zaten ben hayatımdan bıkmışım. Demirel, Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük siyasetçilerden birisidir. Adam yıktı yere, şapkasını aldı gitti. Adam kalktı ne yaptı? Gülümsedi. Şimdi öyle bir şey olabilir mi? Olsa ne olur, o adam idamla yargılanır. Ben böyle bir Türkiye istemiyorum. Ecevit'in önüne getirdi. Yani bıraksaydı Ecevit'in kafasına çırpacaktılar o daktiloyu. Yazar kasayı. Yazar kasayı, özür dilerim. Yazar kasayı. Ya şimdi bırakın, şuraya gelse ben ona yaklaşamam ki bir derdim varsa anlatabileyim. İsraf etmeyin diyor israfı. İsrafı ben mi yapıyorum? Benim arkamda mı 1000 kişi koruma ordusu var? Benim etrafımda mı 100 tane özel araç var? İsraf önce sen yap. Balık baştan kokar. Sen yapma. Sonra benim neyim var, ne israf yapacağım ya? Benim aldığım 4500 lira para. Ben bunun her tarafını yani israf yapsam olur, tasarruf yapsam ne olur? Ne olur? Benim çocuğumun şeyleri yok ki, şirketleri yok ki. Sonra bu da ikinci bir işte arkadaş. Bu ne hikmetse bu siyasetçilerin çocukları hep üstün zekalı doğuyor. Bir de anadan doğma da hep iş adamı doğuyor. Çok çalışmadan zengin olanlar var abi. Çalışmadan zengin olan hırsızlıkla zengin olur. Başka türlü nasıl olacak ki zengin? Ayrıca zaten sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir şeyi çok güzel söylemişti. Demişti ki siyasette gelip de zengin olan varsa bu hırsızlıkla zengin olmuş. Bence çok bir tek doğru onu söyledi. Bakıyorum ben hep öyledir. Şu anda paramı ben yakın çevremde de akrabalar. Fakir çalmasını bilemediği için fakirdi demişti. Ya zaten fakirin kafası çalışsa fakir olmaz. Fakir o kadar yetenekli olsa zaten fakir olmaz. Siyaset dediğin nedir zaten? Yalan, talan, dolan sanatıdır. Şimdi bir seçim döneminde bir milletvekili adayı en az 500 milyar para harcıyor. Ne kadar? 4 yıllık bir dönem için. Ben 4 yılda bunun maaşını hesaplıyorum, alt alta yazıyorum, hiç harcamadan yılsa 500 milyar yapmıyor. Tamam da o zaman benim milletvekili olmamın neden yani gereği var ki? 500 milyar harcayacağım, orada benim 4 yıllık maaşım 300 milyar. 200 milyarı kim karşılayacak? Demin ne dedik? Siyaset nedir? Yalan, dolan, talan. Çünkü orada talan var, ihaleler var, bir sürü işler var, komisyonlar var. Sonra bir yerden maaş almayacak. Güreşçidir adam. Bankanın yönetim kurulunda. Bankada personelle mi güreş tutacak o adam ya? Değil mi? O gitsin Spor Bakanlığı'nda görev alsın. Sporun gelişmesi için. Avrupa'da Türkiye daha iyi madalyaları, daha iyi başarıları nasıl elde eder? Onu düşün. Halkbank'ın yönetiminde benim ne işim var ya? Şimdi ben partili olsam. Beni götür. Ben muhasebeciyim. Beni götür. Atıyorum. Ulaştırma işinin bir komisyonu. Ben ne anlarım? Ha muhasebe desen kendi çapımda bir bakkal muhasebecisi olabilirim. Bir şirkette muhasebeci olabilirim. Ben bu işleri anlarım. Ha, ama yok. Her yandaşı bir yere yerleştirmek zorundayız. Çünkü neden? Başka çaresi yok. Peki kime oy vereceğiz abi 2023'te? Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Birincisi
özellikle aradığım kriter çok da mağdur maddi yönden ama ekonomik yönüne bakmayacağım. Birincisi Suriyeliler konusunda kim daha tutarlı konuşuyorsa ona oy vereceğim. Kendim de bir partiye üyeyim ama ben biatçı değilim. Ben kişilerin değil fikirlerin peşinde giderim ama ben biatçı değilim. Ha, Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. Kılıçdaroğlu demek de haşa haşa tanrı değil. Ben biat edeceğim iki kişi var. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi babam. Suriyeliler konusunda, mülteciler konusunda kim tutarlı konuşuyorsa 28 tane kendi soyadımda bu semtte oyun var. 72 tane de İstanbul'da oyun var. Bunlara da her türlü baskıyı yapacağım. Öyle yok sizi uçuracağım. Ya 20 senedir zaten biz uçmaya çalışıyoruz. Uça uça kanatlarımız kırıldı yere düştük. Ne uçması? Öyle uçma işi yok. Mülteciler, Suriyelileri getirdik besledik. Geçen gün Taksim'de ne yaptı? Anasını ağlattı. 3 tane kişinin hayatını yok etti, 6 tane kişinin. 81 kişinin de ne olacağı belli değil. İyileşecek mi, iyileşilmeyecek mi veya sonları ne kadar düzenli bir hayata devam edemeyecekler belli değil. Onun için benim birinci kriterim odur. Bak diyorum ya ben emekliyim. 4600 lira maaşla geçmekteyim. Ha, ama ona bakmayacağım. Çünkü bir şekilde yetmezse gider ikinci bir iş yaparım. Ama bu ülke öyle değil. Bu ülkenin geleceği öyle değil. Bir benden de değil. Bu ülke torunlarım, çocuklarım adına çok önemlidir. Özellikle mülteciler konusunda kim tutarlı konuşuyorsa ona vereceğim. Dini, dili, ırkı, siyasi görüşü, milliyetçiymiş solcuyum. Ben solcuyum, komünistim. Solcu da değil, ulusalcı komünistim ben. Ama kim tutarlı konuşursa ona oy vereceğim. Teşekkür ederim. Bir soru zaman nasıl çarşı pazar? Ekonomi ne soruyor? Ekonominin hali belli. Neyini anlatayım ekonomi? Neden abi bu hallerde peki? Neden mi? Baştaki yöneticilere söyleyecek soru ben bilemem. Ben ekonomistim diyor baştaki ama. Sen ekonomist dediğin adam böyleyse Türkiye'nin vay haline. Hatta kitabını yazdım diyor. Vay haline bu dünyanın o zaman. Türkiye'nin. Allah yardımcımız olsun. Amin abi. Zor durumdayız. Geçinemiyoruz. Kim oy vereceğiz abi 2023'te? CHP. Millet İttifakı'nda kim cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Kimi görmek isterim? Onu söyleyemeyeceğim. Ben onu söylemeyeceğim. Sıkıntı yok abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu ne söyledi? Ekonomiyi soruyoruz abi. Ekonomi. Uçtuk ekonomi. Bütün dünya bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor abi? Ekonomimizi. Anasını ağlattılar. Bu memleket sürünüyor orada. Şu anda bana diyorlar ki bol kese dağıtıyorlar falan. İnan ki bu memleket sürünüyor. Ya. Sadece ben diyorum ki inşallah bir ara bana bunu bir gider de birileri gelir düzeltir. Sizin yani, fikriniz ne? Ben söyleyeyim abi. Niye? Cennet vatan bu halde abi. Niye bize efendim? Soruyorsun? Neden cennet vatan bu halde? Cennet vatan niye bu halde? İşte görüyorsun yönetime göre. Peki sen kime oy vereceksin abi 2023'te? Ben CHP veriyorum. Hiç... Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sence abi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vizyon yönünde daha ya biraz da birikimi, bilgi birikimleri. Vizyon yönünde her yönüyle Ekrem İmamoğlu derim. Nasıl abi? Ekonomi nasıl abi? Çok iyi ya. Süper. Uçuyor muyuz abi? Çok iyi. Uçuyoruz. Kanatlandık gidiyoruz. Kim oy vereceğiz abi 2023'te? Hiç kimseye vermeyeceğim. Neden abi? Siyasetçiyle güvenmiyor mu vatandaş? Hiç kimseye vermeyeceğim. Neden abi böyle düşünüyorsun? Kime vereyim ya? İktidar zaten mahvetti. Muhalefet zaten bir şey yaptığı yok. Kime vereceğim? Vermeyeceğim kimseye.